Arkadaşlar merhabalar, ben Sosyal Bilgiler Öğretmeni Seda Turgut. Bugün 7. sınıf Sosyal Bilgiler Ünitesi olan Üretim, Tüketim ve Dağıtım Ünitesi'ne kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi geçen dersimizde tarımsal verimin ülkemizde arttığından bahsetmiştik ve bunun nedenlerinden bahsetmiştik. Yani tarımsal üretim ülkemizde niçin artmış? Bunlardan en önemli neden sulamaydı, yine gübrelemeydi, tohum ıslahıydı toprak bakımıydı. Şimdi yine bir diğer etken olan pazarlama koşullarıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Pazarlama koşullarının eleştirilmesi tarımsal üretimi, verimi arttırır mı? Arttırır. Pazarlama üretim kadar önemlidir. Çünkü siz ürettiğiniz malı eğer piyasaya sunacak ve satışa sunacak bir ortama elde edemezseniz ve bir desteği göremezseniz e, üretiminiz sekteye uğrar. Türkiye'de pazarlama üreticiden çok aracılar tarafından yapılıyor. Yani e, pazarlama aslında e, ürünü üreten evet çiftçinin üreticinin kendisi ama pazarlamayı daha çok aracılar yapıyor. E, tarım ürünlerinin pazarlanması hangi aşamaları kapsıyor? Ürünün toplanıp Pazara hazırlanmasından, ambalajlanmasına, taşınmasına, dağıtılmasına kadar uzanan bir dizi faaliyeti kapsıyor. Yani pazarlama, ambalajlama, taşıma, dağıtma ve satıma sunulma arkadaşlar. Şimdi bu koşulları üretimi devlet destekliyor mu? Tabii ki de devlet destekliyor. Devlet ne yapıyor? Devlet desteği şu şekilde oluyor. Bir kere taban fiyattan ürünü alma garantisi veriyor çiftçiye. Yani diyor ki senin sen malını üret eğer elverişsiz bir piyasa koşulu oluşursa ben ne yaparım? Taban fiyattan senin ürününü alırım diyor devlet. Taban fiyat Hasat öncesi veya en geç hasat sonrası çiftçiye duyurulmakta, üreticiye duyurulmakta arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de tarımı ne etkiliyor? Bunu görelim. En önemli etkileyen etken iklim koşulları. İklim koşulları hem tarımın verimliliğini etkiler hem de tarım ürünü çeşitliliğini etkiler. Yani siz bir bölgede hangi tarım ürününü yetiştireceğim diye düşünürseniz aslında bu neye bağlı? Tarım ürünü çeşidiniz iklim koşullarına bağlı. İklim koşulları da tabii ki sıcaklık, yağış, yine kuraklık, Bu e, iklim koşulları tarımın hem verimini etkiler, hem dağılışını etkiler, hem de ürün çeşidini etkiler. Zaman zaman meydana gelen seller, don olayı, yağış azlığı, yüksek sıcaklık gibi olaylarda tarımsal üretimi etkileyen diğer etkenler arkadaşlar. <laughs> tarımın etkileyen bir diğer etken ise yükselti. Çünkü yükselti sıcaklığı etkilemektedir. Yükseklik arttıkça sıcaklık düşecektir. Bu yüzden yüksek olan yerlerde ürünlerin olgunlaşma süresinin uzun olduğunu görüyoruz. Ülkemizde ürünlerin olgunlaşma süresinin en uzun olduğu bölge Doğu Anadolu bölgesidir. Arkadaşlar ülkemizde yükselti batıdan doğuya doğru gidildikçe artar. Bu yüzden de Doğu Anadolu bölgesi en yüksek bölgemizdir ve ürünlerin de olgunlaşma süresinin uzun olduğu bölge Doğu Anadolu bölgesidir. Yine tarımı ne etkiler? Tabii ki de engebe etkiler. Ama engebe hangi açıdan etkiler? Tabii ki de olumsuz etkiler. Engebe nasıl etkiler? Bir kere makine kullanımını zorlaştırır. Yani düz yerlerde makina kullanımı daha yaygındır, daha kolaydır. Ama yüksek yerlerde makine kullanımı, engebeli yerlerde makine kullanımının azaldığını görüyoruz, zorlaştırdığını görüyoruz. Şimdi ülkemizde ekili dikili alan ülke topraklarının ne kadarını oluşturuyor? %36'sını oluşturuyor. Yani ülkemizde yaklaşık toprakların %36'sı ekili ve dikili alanlar olmaktadır. <laughs> Türkiye'de özellikle ekili dikili alan oranı artmaktadır. Neden? Çünkü makineleşme. Yani makineleşme arttıkça ekili dikili oran da artmaktadır. Şimdi ekili dikili alan niye artmakta? Şimdi geniş bir şekilde görelim. Bir kere nüfus artışı. Nüfus artınca ne oluyor? Besine olan ihtiyaç da artmış oluyor. Bu yüzden de ekili dikili alan artmak zorunda. Çünkü ihtiyaç var. Endüstri yani sanayi bitkileri yüksek oranda getiri geliriyor. Yani sanayi ürünü olan. Ürünler e, s, e, ham madde olan ürünlere göre yani sanayi ürünü olmayan ürünlere göre daha fazla gelir sağlıyor. Bu yüzden de ekili e, dikili oranımız artmakta. Bazı ürünlerin ekim alanlarının ülke ihtiyacını karşılamak için genişletilmesi. Yani aslında bu bir nevi birinci madde alakalı ihtiyaç niye artıyor? Nüfus ihtiyacı artıyor, nüfus artıyor bu yüzden de ee, tarımı olan ihtiyaç da artmış oluyor. Teknolojik gelişmeler, teknolojik gelişme arttıkça, bunun başında demin de dediğim gibi aslında makineleşme geliyor. Ee, yine işte gübre fabrikalarının oluşturulması, fabrikalaşma. Ee, bu sayede ekim alanlarının daha kolay genişleyebileceğini görmekteyiz. Şimdi Türkiye aslında yüksek Çünkü genç oluşumlu bir yer Türkiye yüksek ve nasıl bir ülke dağlık ee, bu durumun sonucu olarak Türkiye arazisinde yamaç eğimlerinin de fazla olduğunu görüyoruz Bu bir olumsuzluk mu Tabii ki de olumsuzluk ama buna rağmen yine de ülke topraklarının büyük bir bölümünde tarımsal etkinliklerden faydalanıyor muyuz faydalanıyoruz Evet şimdi ülkemizdeki bölgelere göre ekili dikili olan alanları görmekteyiz grafikte Ekili dikili alan oranının en fazla olduğu bölge yüzde otuzla Marmara bölgesi ne etkili neden Marmara'da ekeli dikili alan fazla çünkü arkadaşlar düz bir bölge. düz olan alanlar tarım için daha elverişli olanlar. Aynı zamanda Marmara'da iklim koşullarının etkili olduğunu da görüyoruz. Çünkü Marmara bölgesinde 3 tip iklim görülmekte. Evet, kıyı kesiminde Akdeniz iklimi, Karadeniz kuzeyinde Karadeniz'e kıyısı olan yerlerde Karadeniz iklimi, İç bölgelerde ise Marmara bölgesinde karasal iklimin görüldüğünü görüyoruz. E bu iklim çeşitliliği de ekili dikili alan oranını arttırır mı? Arttırır. E çünkü tarım cazip hale gelir arkadaşlar. İç Anadolu bölgesinin ikinci sırada olduğunu görüyoruz. Yüzde 27. Yine burada ne etkili? Düz olması. Bir de ne dedik? Düz bölgelerde makinalaşma daha fazlaydı. Makinalaşmayla birlikte... Tarım arazilerinin arttırıldığını, ekili dikili oranın arttırıldığını görebiliyoruz. Ege bölgesinde yüzde 24 arkadaşlar. Ege bölgesinin özellikle kıyı kesiminde yine Akdeniz bölgesinin de kıyı kesiminde daha çok ekili dikili alan görebiliyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgesi ekeli dekeli alan %20. Aslında Güneydoğu Anadolu bölgesi yağış miktarının az olduğu bir bölge. Yani kurak bir bölge. Ama bir çalışma vardı. Bundan bahsetmiştik. Güneydoğu Anadolu projesi. Yani GAP. GAP'la birlikte ne oldu? Güneydoğu Anadolu'ya su götürüldü ve sulama koşulları iyileştirildi. Sulama koşullarının iyileştirilmesiyle birlikte biz Güneydoğu Anadolu bölgesinden daha fazla tarımsal verim almaya başladık arkadaşlar. Karadeniz bölgesine baktığımızda yüzde %16 ne etkili burada? Engebe. Yani Engebeli bir yer olduğu için Karadeniz bölgesi ekili dikili oranın az olduğunu görüyoruz. Doğu Anadolu bölgesinde neden en sonuncu sırada %10 tarımsal ekili dikili alan? %10 olmasının nedeni yüksek bir bölge olması. Aynı zamanda eğimli yerlerin fazla olması arkadaşlar. Bu yüzden de ekili dikili alan oranında en sonuncu sırada olan bölgemiz Doğu Anadolu bölgesi. Evet arkadaşlar ülkemizde tarımdan bahsettik, tarımı etkileyen faktörlerden bahsettik, tarımı arttırmak için yapıla, yapılan çalışmalardan bahsettik ama e, geçmişten itibaren uygarlıklar, devletler tarımı geliştirmek için ...tarımdan en etkili şekilde faydalanmak için bir takım çalışmalar yapmışlar. Toprağı sistematik bir şekilde kullanmak istemişler. Bunlardan biri Hititler. İlk çağda kurulmuştu Hititler ve Anadolu'da Çorum dolaylarında kurulan bir uygarlık. Mesela ilk çağ uygarlığı olan Hititler toprağı nasıl kullanmışlar? Toprak devletindi arkadaşlar Hitit uygarlığında. Devletin olan toprak kral tarafından ekiliyordu. Üretim amaçlı kullanılması için komutan ve valilere veriliyordu. Komutan ve valiler ise bu toprakları ekip biçip üretim yapıyorlardı. Aslına bakarsanız burada amaç ney? Üretimin sürekliliği. Yani eğitimin sürekliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu vali ve komutanların asker beslediğini görüyoruz. Besledikleri askerler de savaş zamanı savaşa katılıyordu. Şimdi e, bu sistem bize yabancı olmayan bir sistem. Bizim çok daha etkili bir şekilde kullandığımız bir sistem. Birazdan buna da değineceğiz arkadaşlar. Feodalite, derebeylik. Feodalite yönetimi Orta Çağ Avrupa'sında görülen bir yönetim şekli. Kavimler göçüyle birlikte merkezi krallıklar, monarşiler zayıflamıştı. Yerine parça parça olan toprağa dayalı beylik sistemi olan bir siyasi parçalanmış bir yönetim sistemi karşımıza çıkmıştı. Ne zaman çıktı? Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra. Demin de dediğim gibi güçlü monarşiler yani krallıklar zayıflıyor ve bunun yerine de feodalizm denilen bir diğer adı. Derebeylik olan bir yönetim şekli ortaya çıkıyor. Ama bunlar sayısız. Feodal düzen nasıl bir sistem? Şimdi ondan bahsedelim. Bir sosyal sınıflaşmanın olduğunu görüyoruz bu düzende. Kral ya da imparator en üst tabakayı oluşturuyor. Krala bağlı soylular bir alt tabakayı oluşturuyor. Tabakanın en alt kısmı ise serfler. Serfler de köleler ve köylüler olmak üzere ayrılıyordu. Ama bu toprakların sahibi kim? Bu toprakların sahibi krallar, feodal beyler arkadaşlar. Şimdi. Geldik Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak yönetimine nasıl bir toprak sistemi uygulamıştır Osmanlı Devleti? Şimdi Osmanlı Devleti'ndeki toprak yönetiminin Selçuklu yönetimindeki toprak yönetiminin benzediğini görüyoruz. Ee, nasıl bir toprak yönetimi vardı? Toprak ikiye ayrılıyordu. Mülk arazi. Mülk arazi kullanımı mülk sahibine ait olan topraklardır. Yani kime ait? Kişinin şahsına ait olan topraklardır. Miri arazi ise fetih yoluyla alınan topraklar ve bu topraklar kimin malı? Devletin malı. Miri toprakların dirlik dirlik arazi arkadaşlar taşrada, merkezden uzak yerlerde tımar sisteminin uygulandığı topraklardır. Birazdan tımar sisteminin ne olduğunu da açıklayacağım. Vakıf arazi geliri hayır kurumlarına Evet gelirinin hayır kurumlarına ait olduğu toprak çeşidi bu gelirlerle ne yapılıyordu? İşte yol, hastane, medrese gibi birçok insana hizmet sunan, yine yoksullara yardım eden kuruluş vakıf ve gelirlerinin vakıfa aktarıldığı araziye de vakıf arazi deniyor. Yurtluk arazi ise geliri sınır boylarında görev alan Türkmen boylarına aktarılan arazilerde yurtluk arazi. Arkadaşlar mukata arazi ise ee, yine devlete ait olan bir toprak ama devletin özellikle ihtiyaç duyduğu, peşin paraya ihtiyaç duyduğu dönemlerde kiraladığı belli bir süreliğine kiraladığı topraklardır. Dediğim gibi özellikle e, devletin eğer paraya ihtiyacı varsa e, kendisine ait olan bir araziyi belli bir süreliğine kiraya veriyordu. Bu da mukata topraktı. Ama... Osmanlıya en çok katkı sağlayan ve Osmanlıyı Osmanlı, yı, Osmanlı yı yapan sistemlerden biri olan tımar arazisi, tımar sistemi çok önemli bir araziyi oluşturuyordu. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.